Merhabalar arkadaşlar, Elden Ring'e hoş geldiniz. Geçen bölümde bu Ghost taktı sanırım, adını tam hatırlamıyorum şu anda. Bu arkadaşı hayatta bıraktığımızda %30 paramızdan çalacak eğer içeride ölürsek. Normalde öldüğümüzde paramızın tamamını geri alabiliyoruz, oraya kadar gidip paramıza dokunabilirsek. Ama bunu hayatta bıraktığımız için öldüğümüzde %30'unu çalacak. Ama yine de onu riske atıp burayı temizledikten sonra bir tane Ancient Dragon demircilik taşı alabileceğiz bu arkadaştan. Onun için hayatta bırakacağım. Temizliğe başlamadan önce arkadaşlar, envantere baktığımda eşya üretimine hiç zehirli ok üretemediğimi görüyorum. Poison bloom'a ihtiyacımız var, zehirli çiçeklere. Burayı temizlemeye başlamadan önce hızlıca Akademi Town'a gidelim. Şuralarda bir yerde mezarlık var arkadaşlar. Ya şu bölgede ya da şu bölgede, şuralarda. O mezarlıktaki çiçekleri keserek biraz zehirli çiçek toplayalım. Gitmişken mezarlıktaki paraları da toplarız. Kaleyi temizlemeye başlamadan önce biraz seviye atlayıp taşıma kapasitemizi de arttırırsak iyi olur. Haritada yerine tam olarak bakalım. Burasıymış arkadaşlar. Burası Akademi kasabası. Kasabanın batısında. Zehirleme. İlk saldırısı parlak taş büyüsü olur diye düşünüyordum. Zehirleniyoruz. Bir zehir saçıyor bu büyükler. Bir büyü atıyor. Büyü atmaya geçtiğinde dibine kadar gidip vurmaya başlayacağız. Dibindeyken büyünün hepsini bize vuramıyor. Bize saldıran başka bir çiçek de mi var? Galiba bütün paraları topladık. Burada birkaç tane daha büyük çiçek var. Öncelikle tek başına olanlardan başlayalım. Birbirlerine yakın olunca ikişer ikişer bize büyü atmasınlar. Aha, öleceğim. Ne ara canım o kadar düştü benim? Hiç dikkat etmemişim.
ara sıra bu çiçek bir tarafa doğru kafa dağıtıyor. Yani fiziksel hasarı da var. Büyünün ve zehrin dışında. Muhtemelen eğildiği tarafa doğrudur o da. Üç tane de bundan düştü. Kaç tane üretebiliyoruz? 60 tane üretebiliyoruz. Biraz daha keselim. Biraz da yedeğimiz olsun. İlk önce şu ufaklıklara halledelim diyecektim. Direkt zehirlemeye başladılar. Ve tamamen zehirlendik. Artık canımız gıdım gıdım düşmeye devam edecek. Dinlenene kadar. Canımız bayağı yüksek. Aha. Bayağı hasar aldık. Nasıl olsa zehirlendik. Bununla beraber 6 tane daha gelmiş olmalı. 7 tane gelmiş. Bir tane daha keselim. Tek başına olan da yok. Hepsinin ufaklıkları var yanında. Burada bir şey yok. O direkt Egro oldu. Diğerine yaklaşmadan buna gidelim. Siz nereden geldiniz? Daha fazla burada vakit harcamayalım ya. Elimizdekiler yeter. 60 tane yaptık, 70 tane daha yapabilecek durumdayız. Biraz daha uğraşsak öleceğiz çünkü. Aslında buralarda bir mezarlık daha vardı ama şimdi yerini tam hatırlamadığım için aramak istemiyorum. Bu arada arkadaşlar zehirli oklarla burada hemen bir test yapalım. İki tanesi yetiyordu sanırım bunları zehirlemeye. Ve zehirlendi mi? Zehir seviyesi artmadı herhalde. Bir tane daha atalım. Bunları zehirli okla vurduğumuzda kendileri de zehirli olduğu için overdose oluyorlar, zehirleniyorlar. Şu anda patlaması gerekiyor onun ama denediğimde iki tane ok yetmişti. Güçlü vuruş mu yapmıştık?
normal vuruş yapmıştım ama. Haydi artık zehirlenmiş olman lazım. Evet. Etrafa zehir saçıyor. Patlayacak mı? Patlamadı. Poison bomb, zehir, evet. Evet. İki tane güçlü vuruş yaptığımızda zehirleniyor arkadaşlar. Zehir seviyesi yüksek oluyor. Ve patladıkça yanındakileri de zehirliyorlar. Şu biraz uzak kaldığı için zehirlenmedi. Onu da normal okla vuralım. Yukarıdaki arkadaşı da aşağı indirelim. Forts isimli külü de almış olduk. Üstümüzde ne kadar para birikmiş olabilir acaba? Bir seviye atlamaya yetebilir bunlar. Ele kilisesine gidelim. Üstümüzdeki bütün ürünleri bir satalım. Seviye atlayabiliyor muyuz bir bakalım. Blight'la ilgili ne Then you diyorsun? met Blythe, did you? Wonderful. I'm glad I pointed you in his direction. He's boorish, blunt, and couldn't find his nose with both hands. But he's a good egg. I think the two of you are sure to find the best in one another. Start diyelim şunların hepsini. ...400 de oradan geldi. 10.000 birikmiş. Elimizde başka fazlalık bir şey var mı satabileceğimiz? Hepsinden birer örnek kalacak şekilde satalım. Bin altın gerekiyor. Hızlıca birkaç tane militen keselim. Bir seviye atlayalım, ondan sonra temizliğe başlayalım.
4. Bir tane daha kessek yetecek. Dayanıklılığa veriyorum arkadaşlar. Bir seviye daha. 56'ya çıkıyor olacak böylelikle. Kalkanı alabilir miyiz elimize? Alamayız. Bir seviye daha atlamamız lazım kalkanı da alabilmek için. Bu şekilde başlayalım. Şu taraftaki patikadan aşağı inip topladım diye hatırlıyorum. Şurada bir şey olmadığına göre oraları topladık. Direkt karşımızda bir fırtına neyidir? Fırtına şahini midir? Hawk şahinde herhalde. Bu fırtına şahinleri çok tehlikeli arkadaşlar. Pençeleri yetmiyor. Pençelerinde kılıç da var. Kaleyi temizledikten sonra onları da farmlayabiliriz ayaklarındaki kılıcı toplamak için. Kılıcın da güzel özellikleri var. Bunları özellikle güçlü vuruşla tek atmaya çalışıyoruz. Havalandıklarında öldürmemiz daha zor oluyor. Bize verdiği hasar da daha yüksek oluyor. Teşhisatta Crimson Dagger'ı aktif bırakmışız. Carrion'a geçelim. Daha az fokus harcamak için. Onu buradan vuramayabiliriz. Bu arada sürekli kilitleye bakarak, kilitle butonuna tıklayarak ilerliyorum. Çalıların arasında gizlenebiliyorlar. Seni buradan vuramıyormuşum, aşağıya kadar inelim. O vurduğumuz kuş bir şey düşürdü mü acaba? Buralara bir yere düşmüş olması lazım ama. Yok. Aktifleştirelim, dinlenmeden devam edeceğiz.
Buna da tam hazırlıklı değildim aslında. Kılıçla karşılamak gerekiyordu ama neyse ki yeterince mesafe vardı. Okumuzu kullanabildik. Bunları bir değiştirelim. Normal ok değil. Bloodborne'a geçelim. Bu varilleri ateş okuyla patlatabiliriz arkadaşlar. Hatta patlatmalıyız. Yoksa ilerlerken şu karşımızdakiler bomba atıp zaten patlatacak. Yukarıya çıkmadan şunu da arkadan arkasına gidip öldürelim. Aha. Ses de çıkardık ama. Neyse. Arada hala yanlış tuşlara basıyoruz. Hızlı gitmek için space'e basacağıma zıplamaya bastım. Burada direkt karşımızda başka kimse yoktu herhalde. Bu kapı kilitli arkadaşlar. Paslı anahtarı almamız gerekiyor. Paslı anahtarı da şurada solda yukarıda bir odadan alacağız. Odaya girer girmez Kostok bizi kilitleyecek. Bunları manuel hedefle kafadan vurduğumuzda da yüksek hasar verebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden güçlü vuruş yapmamıza gerek kalmıyor. Az önce kafasına ok attığımızı buradan da öldürebiliyoruz aslında. Dışarıdan dolaşıp şu varilleri patlatalım. Şu elemanda bu kadar gürültü çıkartmamıza kalkmıyor.
O ses neydi? Biri uyanıp bize saldırıda mı bulunmaya kalkıştı? Altımızda biri mi var? Bir ayak sesi duyuyorum sanki ama. Şu yukarıda birisi var. Uyuyor gibi. Şövalyeye hazırlanalım. İçerisi karanlık olacak. Girdiğimizde bir sinematik olacak ama fenerimiz kapanır mı sinematikten sonra bilmiyorum. Fire Grease bunu uygulayacağız. Fizik karışımımızı içeceğiz ve içeriye gireceğiz. Girer girmez sola dönüp şövalyeye saldırmamız gerekiyor. Şunu da iki elle tutalım. Gostok kapıyı arkamızdan kilitleyeceği için şövalyenin arkasından sinsi atak yapamayacağız. Ve kılıcımızı bir ateşleyelim. Öldürmeyi başardık. Birazcık heyecan yaptım ama beklediğim kadar zor olmadı. Burada ne varmış? Heart Sword Talisman. Sen ne işe yarıyordun? Koruma sayaçlarını geliştirir. Neyi Türkçe'ye çevirdiler acaba burada? Tarafta alacağımız her şeyi aldık. Artık yukarıya çıkabiliriz. Şu arkadaşa arkadan kritik vuruş yapabilirsek canımızı biraz doldurabiliriz. Bunun da denemesini de yapmış oluruz. Şu arkadaşı da uzaktan yanındaki varili patlatarak öldürelim. Az da olsa canımız doldu. Burada biri var mı? Var. Buna kılıç kalkanla müdahale edelim. Çıkatana
Gel. Neredeyse hiç o... Ama ayıp ya. Duvardan kılıç geçer mi? Geliyor musun? Haydi. Bunu da direkt gravitasla alabiliriz. İki kere vurmamız yetti. Ortalığı da birazcık dağıttık ama. Beton çekici de aldık. Hiç kullanmayacağız. Burada başka bir şey var mıdır? Yoktur. Diğer eşya için şuradan dolanmamız gerekecek. Şu boşluğa girmek için. Bu taraftan zıplayarak alma ihtimalimiz yok onu. Sığ geldiğimiz yerde. Aha! Guard counter yapmaya çalıştım ama erken davrandım. Topa yedik ama burada tekrar canımızı geri yükseltebildik. Şimdi buraları temizledik. Sadece şu boşluktaki nesne kaldı. Buradan yukarıya çıkacağız. Tarafta bir şey var mıdır? Bu şövalyede kalkan yok. Tazı dişini rahatlıkla kullanabiliriz. Bir daha tur atmasını bekleyelim. Şimdi aşağıda bıraktığımız eşyayı almak için... Aha! Fazla açıldık. 3 tane arteria yaprağı için başa sardık. Ve paramızın %30'unu da Göztak'a kaptırdık. Rust key elimizde var. Bir daha şövalye ile uğraşmamıza gerek yok. Hatta kapı da direkt açık olmalı.
Tane ateş okumuz kalmış ya. Aha. Ölmedi ya. Kritik vuruş yapıp canımızı da dolduramadık ama sona yaklaştık. Aşağıdaki eşyayı almıştık. Şövalye, buradaki şövalye tekrar çıkmıştır. %30 ne yapar? 1000 rün civarı Kostak vergiyi kesti. Yavaş yavaş, sakince, yavaş yavaş. Haydi ama. Platformlarda da hiç başarılı değil midir arkadaşlar? Şimdi buraları temizlememişiz. Hoplayıp zıplarken başımıza bela açmasın bunlar. Bunları da keşke öldürseymişiz. Dibimize kadar da girdiler. Bunları neden öldürmeden devam ettim ki ben? Buradan aşağıya atlarsam ölürüm. Karşıya da atlayamam. Tamam, sen de ateş atıyor musun? Ne yaptın? Aşağıya mı düştün? Neredesin? Aşağıya düşmüş. Biz yolumuza devam edelim.
Buralarda düşman olmaması lazım. Ve Rampart Tower, Rampart Kulesi Grace'ine de lütfunu da aktifleştirmiş olduk. Rampart Kulesi'ndeki bütün eşyaları toplamış olduk. Çatı hariç. Çatıda da birkaç düşman var. Onları temizleyip çatıdan mı devam etsek, direkt buradan mı devam etsek? Burada fırtına şahinleri var. Çatıya bir bakalım. Bu arada bu asansörlerin ikisi de çalışmıyor arkadaşlar. Hepsine aşağıdan gidip oldukları yerden çalıştırıp ondan sonra erişebileceğiz. Heyecanlanma dur. Birisi uyandı. Çatıyı da böyle temizlemiş olduk arkadaşlar. Şurada bu torbalar olduğuna göre buradan yukarıya çıkmamızı bekliyor. Muhtemelen şurada da alacağımız bir eşya var. Aşağıda bir köprü var. Buradan bir yerlere gidiyor muyuz ki? Şunun etrafında bir dolaşmayı deneyelim. Şurada bir şey görüyorum. Ama oraya şu anda inemeyiz muhtemelen.
Yine aşağı düşeceğim ben. Sakin dur. Burada bir yol var. O yol nereye gider? Hiçbir yere. Aşağıdaki yol da bir yere gidiyor gibi durmuyor. Biz buradan geri dönelim. Hatta hiç zıplamayı riske atmadan Rampart Kulesi'ne geri dönelim. Düşmanlar tekrar çıkacak. Ama nasıl olsa kaleyi temizledik. Bu taraftan devam edeceğiz. Gelmişken şurada bir dinlenelim. Hem üstümüz resetlensin hem de savaşın küllerine girelim. Bu kılavuza, pençelere can çalmayı ekleyelim. Şişelerimiz ne durumda? 2'ye 6 iyi. Seviye geliştirecek kadar paramız birikmemiştir tabii. 5.300. Şu anki ağırlığımız da pençeleri buraya alabiliyor muyuz? Orta yük harika. Atladığımız seviye yeterli oldu. Hatta şunu Carrion Filigreed Crest'e çeviriyoruz. Daha az fokus harcamak için. Yük saldırılarını geliştirir. Bunu bazen kullanabiliriz. Çoğunlukla menzil talismanını kullanacağız. Süreye bakıyorum. 50 dakika olmuş arkadaşlar. Bugünlük burada bitirelim. Bir sonraki bölümde kaleyi hiç dinlenmeden bütün eşyaları toplayıp bütün düşmanları öldürerek temizlemeye çalışacağım. Bakalım ölmeden yapabilecek miyiz bu işi? Buraya kadar izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.